Bu bölümde muzari fiili ele alacağız. Arapçada mazi fiil, geçmiş zaman daha önce anlatılmıştı. Bu bölümde de muzari, geniş zaman ifade edilecek. Önce bununla alakalı tabloyu görmemizde ve bir bütün olarak bunu anlamamızda fayda var. Nasara yardım etti, Yansur'u yardım eder. Nasara'nın çekimini daha önce gördük. Yansur'u çekimi şöyle. Yansur'u, Yansurani, Yansurune. Tensur'u, Tensurani, Yansurne. Tensur'u, Tensurani, Tensurune. Tensurine, Tensurani, Tensurne. Ensur'u, Nensur'u. Tabi bir defa da hatırınızda kalmaz ama bunun üzerinde çalışmanız gerekir. Esas olan tabloyu bir şablon şeklinde zihnimize yerleştirmek. Yansur'u yardım eder. Tensur'u o da yardım eder. Ama Yansur'u erkek için, Tensur'u bayan için. Mesela Aliyun Yansur'u, Ali yardım eder. Aişe Tensur'u, kullanın bu şekilde. Diyelim hüm Yansurune, onlar, o erkekler yardım ediyorlar. Ama diyelim bayanlardan söz ediyoruz. El Müslimatu, Müslüman kadınlar, Yansurne, yardım ediyorlar, ederler. Bu şekilde kullanıyoruz. Öte yandan mesela Tensurune, siz yardım ediyorsunuz. Ensuru, ben yardım ediyorum. Nensuru, biz yardım ediyoruz. Örneklerle daha iyi hatırımızda kalacaktır. Mesela Allah-u Teala şöyle bildiriyor. Yansuru men yeşâ'u. O dilediğine yardım eder. Allah dilediğine yardım eder. Burada Yansuru muzari fiil ve faili gizli özne olarak Allah. Allah dilediğine yardım eder. Diğerinde tesniye görmekteyiz. İstegâthe sığınmak anlamında. İstegâthe sığındı. Yestegîthu sığınır. Yestegîthâni o ikisi sığınır. Burada o ikisi olarak ifade edilen anne baba. Anne babanın kötü bir evlatları olmuş ve onun durumundan Allah'a sığınıyorlar. Ve hume o ikisi yestegîthânillâhe Allah'a sığınırlar. Yansurani gibi. Yansurani o ikisi yardım eder. Yestagithani o ikisi sığınır. Bu da Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin bir durumunu anlatıyor. Kardeşleri Yusuf'u kıskanıp kuyuya atmışlar. Akşama eve dönüşleri. Ve câ'u ebâhum, babalarına geldiler. Işâ'en akşam, yebkûne ağlıyorlar. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Burada yebkûne, beke ağladı, yebki ağlar. Ve bunun çekimini yaptığımızda yebki, yebkiyâni, yebkûne. Yebki o ağlar, yebkiyâni o ikisi, yebkûne onlar. Onlar ağlarlar. Diyelim ben ağlarım diyecek olursak ebki ağlarım. Biz ağlarız diyecek olursak nebki, siz ağlarsınız derken de tebkune, yani çekimi bu şekilde. Diğer ayet Hazreti Musa'nın hayat hikayesinden bir bölüm. Firavun ve adamlarının zulmünden Medyen'e gidiyor Hazreti Musa. Orada kader iki genç kızla karşılaştırıyor. Onlara yardımcı oluyor hayvanlarını sulamada. Onlar babalarına döndüklerinde durumu anlatıyorlar. Babaları da o delikanlıyı buraya davet edin diyor. İşte kızlardan birisi Musa'nın yanına geliyor. Ayet onu anlatmakta. Fece'ethu, ona geldim. Mazi fiilden hatırlayacak olursak ce'e geldi erkek için ama bayanın geldiğini ifade ederken ce'et. Burada gelen bayan olduğuna göre ce'et şeklinde geldi. İhtâhuma, o ikisinden birisi. Temşi yürüyor. Temşi meşe yürüdü anlamında. Meşe yürüdü. Yemşi yürür erkek için. Ama burada medar bahsi olan kızdır. Bundan dolayı temşi yürüyor. Alestihye'in hayalı bir şekilde.
utangaç bir yürüyüşle Musa'nın yanına geldi. Burada vereceğimiz örnek kadınlarla alakalı, boşanmış kadınların durumunu anlatan bir ayet. La tuhricuhunne, siz o kadınları çıkarmayın, min buyutihinne, evlerinden. Ve la yahrucne, kendileri de çıkmasınlar. İlla ancak en ye'tine, şöyle yapmaları müstesna, bir fahişetin mübeyyine, açıkça bir hayasızlık durumları olursa o müstesna. Burada ye'tine, ete kökünden geliyor. Ete vardı, yaptı, o anlamlara gelir. Ve bunu çektiğimiz zaman ye'tine, yansurne'ye tekabül ediyor. Yansurne, o kadınlar yardım eder. Ye'tine, o kadınlar yaparlar. Dolayısıyla tablodaki yerini bu şekilde belirleyebiliriz. Şimdi ele alacağımız ayette 4 tane muzari fiil beraberce var. Hazreti Musa'nın hayat hikayesinden bebeklik dönemiyle alakalı ilahi nimetleri anlatıyor. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya olan nimetlerini hatırlatıyor. Ey Musa diyor, hatırlar mısın? İz temşi uhtuke, senin kız kardeşin yürüyordu. Fetagulu, ve diyordu ki hel edullukum, size bildireyim mi? Alâ men yekfuluhu, onun bakımını üstlenecek birilerini size bildireyim mi? Feracaneke, böylece biz seni döndürdük. İlâ ummike, annene, key tegarra aynuhe, gözü aydın olsun diye. Ve lâ tahzen, ve üzülmesin, kederlenmesin diye. Alttakilerle beraber 6 tane muzari fiil bu ayette görülmekte. Biraz tahlil edecek olursak, temşi uhtuke, senin kız kardeşin yürüyor. İz gelince yürüyordu. Burada uht, kız kardeş anlamında. Dolayısıyla gıyabi olarak onun yürümesi anlatıldığına göre yemşi değil, temşi gelecek müennes olarak. Fetegulu, işte diyordu. Hel edullukum, delle delalet etmek. Yedüllü, delalet eder. Edüllü, ben delalet ederim. Küm, size. Ama başına bir de hel geldi, soru yapıyordu. Delalet edeyim mi? Rehberlik yapayım mı? Alâ men yekfuluhu, kefele yekfulu. Bu da kefil olmak, bakımını üstlenmek gibi o anlama gelmekte. Feracaneke, böylece biz seni işte geri verdik. İlâ ummuke, annene. Key tegarra aynuha, ayn burada faildir ve bundan dolayı ötreli gelmiştir. Tegarra müennes gelmiştir. Çünkü ayn kelimesi semai müennestir. Gözü aydın olsun, ve la tahsen, üzülmesin diye. Başka bir ayet. Ve la tenkihul müşrikati, müşrike kadınları nikahlamayın, hatta yü'minne, İman etmedikleri sürece veya iman edinceye kadar müşrike kadınları nikahlamayın. Burada Türkçe açısından baktığımızda hemen hemen bilmediğimiz kelime yok. Neden? Nikah kelimesi Türkçe'de kullanılır. Bize yabancı bir kelime değil. Ama burada la tenkihu, nikahlamayın, la'nın olumsuz yaptığını bilmemiz gerekir. Tenkihu, bunu okurken duyarken de nikahtan geldiğini fark etmemiz gerekir. Müşrikati, müşrik, mümin, kafir, müşrik, kullanıyoruz bu ifadeleri. Müşrik, peki müşrikten müşrikata nasıl ilerliyoruz? Müşrike, kadın müşrik, müşrikat bunun çoğulu. İşte müşrik kadınlarla nikahlanmayın, hatta yü'minne, onlar iman edinceye kadar. Yü'minne, iman. Kendini gösteriyor zaten. Yü'minne burada muzari fiildir. Ve tablodaki yeri itibariyle düşündüğümüzde yansurne, yü'minne, oraya tekabül etmektedir. Diğer örnek Hazreti İsa'nın Allah'a olan duasından bir bölüm. Duası esnasında diyor ki, Ya Rabbi, ta'lemu, sen bilirsin.
مَا فِي نَفْسِ benim nefsimde olana وَلَا أَعْلَمُ ben bilmem مَا فِي نَفْسِكْ senin nefsinde olanı. Sen benim nefsimde olanı bilirsin ama ben senin zatında olanı bilmem. Burada تَعْلَمُ أَعْلَمُ tabloyu yine göz önüne getirecek olursak tensuru sen yardım edersin te'lemu sen bilirsin. Ensuru ben yardım ederim ve buraya geldiğimizde e'lemu ben bilirim. Kolay bir ibare. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yönelik ilahi hatırlatmalardan birisi o müşriklere de ki e innekum yoksa siz leteşhedûne şahitlik mi yapıyorsunuz? Enneme Allah, Allah ile beraber âliheten uhra başka ilahlar var. Yoksa siz Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna şehadet mi ediyorsunuz? Şahitlik mi ediyorsunuz? Kul de ki la eşhed ben şahitlik etmem. Burada başta soru yapmakta. E'yi görmezsek innekum leteşhedun siz şahitlik edersiniz. Ama e'yi de ilave ettiğimizde siz şahitlik mi edersiniz? Teşhedunenin muzari olarak tablodaki yeri tensuru, tensurane, tensurune. Tensurune siz yardım edersiniz. Teşhedune siz şehadette bulunursunuz. Diğeri ise de ki la eşhed ben şahitlik etmem. Burada ensuru ona tekabül ediyor. Ensuru ben yardım ederim. Eşhedü ben şahitlik ederim. Ama başına la geliyor. Bundan dolayı la eşhed ben şahitlik etmem. Galu melekler dediler. Etacebine min emrillah. İbrahim Hanım'ına dediler ki Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Bu acibe kökünden geliyor. Olayın önce evvelini kısaca söyleyeyim. Hazreti İbrahim'in hanımının çocuğu olmamış. Hazreti İbrahim yaşlı vaziyette, hanımı da kısır. Ama Allah-u Teala onlara bir evlat ihsan edecek. Melekler bunu haber veriyorlar. Ve kadıncağız böyle bir sevinç çığlığı atıyor. Kocam yaşlı, ben de kısır bir kadın olduğum halde nasıl çocuğum olur şeklinde. Melekler o zaman diyorlar ki etacebine min emrille Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Burada tacebine Türkçeden taaccup belki hatırda kalabilir. Taaccup bir şeye şaşmaktır. Acibe kökünden geliyor ve biz bunu çektiğimizde acibe ya'cebu. Ya'cebu'yu çektiğimizde ta'cebu sen şaşarsın, ta'cebine tensurine gibi tablodaki yeri tensurine onun yerine ta'cebine sen şaşar mısın min emrille Allah'ın emrine mi şaşıyorsun dediler. Ve peygamberimizle münafıkların durumunu anlatan bir ayet. İzâ câikel münafıkûne münafıklar sana geldiklerinde galu dediler ki neşhedü şehide şahitlik yaptı. Yeşhedü şahitlik yapar. Neşhedü biz şahitlik yaparız. Şehadet ederiz. İşte dediler ki neşhedü şehadet ederiz. İnneke le Resulullah sen Allah'ın Resulüsün. Sen Resulullah'sın dediler. Burada neşhedü işte ensuru ben yardım ederim. Nensuru biz yardım ederiz. Neşhedü de biz şahitlik ederiz anlamında. Kul ya eyyuhel kafirun de ki ey kafirler la a'budu ibadet etmem ma ta'budune sizin ibadet ettiklerinize. Abede ya'budu ve nasara yansuru gibi düşünelim. Aynı baptan gelen bir ifade. Ensuru ben yardım ederim. A'budu ben ibadet ederim. Ama başında la var. La abudu ibadet etmem. Ma tabudune sizin ibadet ettiklerinize. Burada tabudune siz ibadet ediyorsunuz. Tablodaki yeri tansurune gibi düşünün.
onun bir benzeri. وَلَا تَهِنُوا فِي اِبْتِغَاءِ الْقَوْمِ Burada Müslümanlarla kafirlerin savaş gibi zor durumlardaki farkına dikkat çekiliyor. Ve deniliyor ki وَلَا تَهِنُوا وَهَنَا gevşeklik gösterdi demek. Yehinu gevşeklik gösterir. La tehinu gevşeklik göstermeyin. Fittiga il gavm düşman topluluğunu takipte gevşeklik göstermeyin. İn tekunu te'lemune eğer siz elem duyuyorsanız fe innehum ye'lemune onlar da elem duyuyorlar. Kema te'lemun sizin elem duyduğunuz gibi. Ve tarcune minallah siz Allah'tan umuyorsunuz. Mâ lâ yarcun onların ummadıklarını. Yani onların sevap beklemek, ölürsek şehidiz demek gibi bir beklentileri yok. Ama siz Allah'tan sevap da beklersiniz. Öldüğünüzde de Allah'tan şehitlik beklersiniz. Burada 5 tane muzari fiil görmekteyiz. Te'lemûne, ye'lemûne, tekrar te'lemûne, tercûne, yarcûne. Bunların her birisini tabloda yerli yerine yerleştirmek çok zor değil. Elem kökünden geliyor demiştik. Elime ye'lemu. Ve buradan çektiğimiz zaman te'lemûne, tansurûne gibi. Tansurûne siz yardım ediyorsunuz. Te'lemûne, elem duyuyorsunuz. Ye'lemûne, o da yansurûne gibi. Yansurûne onlar yardım ediyorlar. Ye'lemûne, onlar elem duyuyorlar. Diğer taraftan tercune, raca yarcu, raca ümit etti, yarcu ümit eder. Tercune, ümit edersiniz siz. Yarcune, onlar ümit ederler. Ama başına la gelmiş, onlar ümit etmezler. Bu şekilde her biri zihinde yerine yerleştirilirse mana vermek çok da zor olmayacaktır. İşte bu bölümde muzari fiille alakalı ana hatlarıyla temel bir bilgi vermiş olduk. Burada asıl vurgulanması gereken nokta tablonun bir şema şeklinde zihnimize yerleşmesidir. Ve bu zihnimize yerleştiğinde yansuruyu nasıl ki öğrendik bunun yerine yektübüyü koyalım. İşte ketebe yektübü. Yektübüyü aynen yansuruyu çeker gibi çekeceğiz. Ve diyeceğiz ki yektubu yektubani yektubune, tektubu tektubani yektubne, tektubu tektubani tektubune, tektubine tektubani tektubne, ektubu nektubu. Ve bunu halledebildiğimizde Kur'an'ın hemen her ayetinde veya her ayetine yakın diyelim muzari fiil karşımıza çıkacaktır veya muzariden meydana gelen başka şeyler var. Onlar karşımıza çıkacaktır. Ana hatlarıyla çekimi öğrendiğimizde bunların neye tekabül ettiğini gayet rahat çıkarabiliriz. Kelime ezberlemek yerine işin mantalitesini kavradığımızda çok rahat bir şekilde mana verebiliriz.